Evet efendim, Türkiye'de ilk kez yapılan kamp ve karavan fuarında Spasa Karavan'ın standındayım. Sabri Bey ile beraberim. Biz siz olmaz dedik, geldik biz de buraya. İyi yapmışsınız, çok teşekkürler. Bir etrafında tur atalım çünkü yeni kasa bir araba yapmışsınız. Rengi de çok can alıcı. Bir boya kodu isim hatırlıyor musunuz? Bildiğimiz kadarıyla X1'in rengi BMW. Aynen öyle. X2'de de lansman renginde buna yakın bir renk var. Kaç model bu araç? 2017 model. Cevdet abiye yapıldı. Cevdet Çelikörs. Aracı İzmir'den aldı. İşte 2017 model. Arka kasası İzmir'de kapatıldı. Kapılar. Boyatılıp bize geldi araç. Maraton kapı uygulaması yapılmış. Aynen öyle. İşte arkada Tuğle'nin katlanabilir bisiklet taşıyıcısı çeki demirine takılı vaziyette. Elektrikli bisiklet koymuş. Evet, elektrikli bisikletimiz var. Camlarımız Dometic. Geri görüş kameramız var. Geri görüş kamerası var, evet. Burada Spasa'nın logosu var. Dağ keçisi. Uç noktalarda bulunan bir hayvan olduğu için tabii bizde de birazcık çocukluğumuza dayalı olarak da köy çocuğu olduğumuz için köy çocuğu. Yukarıya anten koymuşsun. Evet, anten siyaha boyanacak. Tamam. Arabanın konseptine uygun bir şekilde. Araçta Truman'ın da gazlı kombi var. Isıtma ve suyu ısıtmak için. Bu egzozu. Egzozu, evet. Su girişimiz burada. Bunların bütün aksesuarlarının hepsi siyah boyatıldı. Dometic havalandırmalar. Kasetli tuvaletimiz var. Tetford, evet. Bu akü grubunu havalandırdığımız bölge. Aynen öyle. Akü invertörlerin olduğu. Buradan ne dolduruyorum? Dış duş. Açıyorum müsaadenle. Dış duşun olduğu kısım. Sıcak soğuk geliyor. Sıcak soğuk geliyor, evet. Burada yine PSA grubu için özel ürettiği güneşlik var. İki kapıya da uygulanmış ve ön camda da var aynı durum. Döşemeler çok harika. Alkantara'yı andırıyor. Ona içeriye geçtiğiniz zaman konuşuruz isterseniz. Tabii. Camlar karavan camı, anlatayım. Burada yine Spasa'nın logosu. Aracın dış ışığı burada. Tamam. Fiyanmanın tentesi var. Bu tarafta. Dometic camlarımız var. Dometic'in sinekliği var. Yani karavan malzemesi olmayan hiçbir ürün galiba. Yok, kullanılmadı, evet. Bir sürü karavan ürünü var. Bazı ürünler iyidir, bazıları kötüdür. Tabii biz bunları yıllardır kullana kullana hangisini hangi alanda kullanırsak daha başarılı olur. Bugüne kadar işte 60 tane araç yaptık. Tecrübemiz oldu. Basamağımız Tule. Hem manuel, araç kapandığı zaman kendiliğinden otomatik kapanılacak şekilde ayarladık bunu. Benim bu arada sizde en çok beğendiğim, dünkü ziyaretimde de söyledim. Masif'te sınırları zorluyorsunuz ve hayal gücünüz de çok zengin. Ve aklınızdan geçeni de yapıyorsunuz, o da çok önemli. Mobilyaya geçmedeki en büyük durumumuz ahşaba karşı olan zaafımızdı zaten. Buradaki detayların hepsinde ceviz kullanıldı. Ceviz bana göre ağaçta hem yetişmesi bakımından, hem kök bakımından, hem psikolojik açıdan, kök geçmiş açısından farklı bir anlamı var benim için ağacın. İşte burada da bizim geliştirmiş olduğumuz bir konsept. İşte bu şekilde dışarıda oturduğunuz zaman şişenizi, bardaklar için özel alan tasarladık burada. Yazın dışarıdan, kışın içeriden kullanılabilecek şekilde sağdan soldan. Herkese özel bir peynir kesme tahtası yapıyorsun mesela. Aynen. Yani alkol kullanan var, kullanmayan var. Ya onun için değil, peynir üstüne kuru kayısısını koysun, peynirini koysun. Tabii. Ne yapalım yani? Yani Türkiye'de ne istiyorsa koysun. Aynen. Kolonyasını koysun. İşte bu kısım baharatlık olarak kullandık ama tabii biz burada şu anda. Şu yavru masayı ben rica edeyim, ben yanlış bir şey yapmayayım. Yavru masa da çok pratik bir şekilde.
Şurada bir switch var. Bu ünitenin aydınlatması. Tek bir, iki led, iki sıra led yapmışsınız. Evet. Tamam, elinize sağlık. Biraz daha içeri girelim. Tamam. Bu araç 4 kişinin yatabilmesi için bir anons bitsin abi, üstüne gelmesin. Tüm ışıklar yanıyor mu içeride? Yanıyor da dışarıdaki aydınlatmadan dolayı biraz. Ya şimdi bunlarda biz 3 çipli led kullanıyorduk. O da çok inanılmaz derecede ışık yaptığı için tek çipli ledlere geçtik. Daha böyle bir doğada aslında çok inanılmaz derecede bir ışıktır bu, ama şu anda ışığın altında olduğumuz için birazcık flu görünebilir. Bir de yine sende çok sevdiğim şeyler, şu kaynakları gizliyorsun. Bunlar ya, ben bunlar, bu tip detaylara çok kıymet veriyorum. Işığı çok seviyorum. Asıl olgu odur. Yani ışık olacak ama nereden geldiği ve ışık görünmeyecek, gözü şey yapmasın diye. Aynen. İşte burada zaten aydınlatma grubu. CB'nin 220 USB girişimiz var burada oturma kısmı için. Akü grubunda havalandırma suçumuz göre. Evet, akü iç kısmından havayı alıp dışarı aktarabilmesi için bir hava akışı oluşturduk orada. Şuraya bir döneyim. 17 metreküp olduğu için böyle çok... 17 metreküp olduğu için burada aşağı yukarı 25 tane dolap kapağımız var. Bugüne kadar karavanlarda büyük yapmadık. Küçük dolayısıyla doğada gezinirken parça parça olsun. Hepsi amortisörlü, yumuşak kapanıyor. Bu aracın da izolasyonunda izocam flex kullanıldı. Elektrik tesisat tamamen antigrondur. Yanmaya dayanıklı kablolar kullanıldı. Elektrik sisteminde işte kontrol paneli olarak CB200 var burada. Truman'ın kontrol paneli. Bu iNet aynı zamanda cep telefonuyla kumanda edilebilme özelliği var, ama onun için hazırlığı var sadece. O ayrı bir modül. Evet. Burada LED'i saklamışsınız. Onun arkasında muhtemelen depolama alanı var. Şimdi burada biz televizyonu burayını gömdük. Bu şekilde dışarıdan oturduğunuz zaman seyredebilmeniz için bir format oluşturuyor. Aynı zamanda kapak fonksiyonel olarak düşünüldü. Döşeme kumaşımız Flokser'in flokudur. Yani çok kalın, aynı zamanda izolasyona da etkisi olan bir kumaştır. Temizliği çok kolay ve pratiktir. Finishingler ya böyle çok müthiş, korkunç güzel. İşte bunlar hepsi el emeği, elle yapılan işçilikler bunlar tek tek. Bir de tek parça olarak ilk bundan önceki turuncu araçta denedik biz bu köşelerin uygulamasını. Çekmecelerde bizim bulum, mobilya sektöründe geldiğimiz için bu alanda en kaliteli ürünleri çıkaran firmadır. Yani çekmece grubunda çalışması. Kendi kendine kapanıyor. Evet, burada da kilitler olduğu için. İşte bunların üçü de ayrı yüksekliktedir. Kullanılacak olan ürünleri ona göre istiflenmesi, daha efektif kullanılabilmesi için tasarlandı. Daha yüksek ürünler bu kısımda. Devasa bir tezgah var. Evet, burada da yine evye kısmının altında çift taraflı olarak kullandığımız bir alan var. Bu kaç santim ya, bizim evdeki gibi maşallah, 1.40 mu? 130 santimetredir bu. Bu kadınların kalbini kazanmak için yapılmış bir hareket ya. Yani işte bulaşık kısımlarını buraya şey yaptık. Dometik ocak ve evyemiz var burada. Yine bu şekilde ayarlı bir şekilde ikili ocağımız var. Simevin. Burada enerji 220 geliyor doğru anlıyorsam. Evet, 220 enerjimiz var orada. Kahve makinesidir, onlar için yapılmış. Şurada ufak bir bölmemiz vardı. İşte bu alanda yine ceviz, doğal cevizle niş olarak kullandık. Biraz bir sıcaklık katsın diye. Çok başarılı olmuş ya. Ve şey de değil yani, burası yaklaşık olarak 10 santimetreye tekabül ediyor aşağı yukarı burası. 9-9,5 santimetre var burası. Ve bu da yani mutfakta kullanılabilecek bütün aksesuarları kaldırabilecek derinlikte bir. Ve sağlamlıkta muhtemelen. Evet. Şu grup yatağa dönüşebiliyor. Masa teleskopik olduğu için. Masayı biz seyyar kullandık. Çünkü kamp alanlarında iki tane masadan ziyade tek masayı dışarı içeri koyabilmeleri açısından. Yine masanın etrafı yine doğal cevizdir. Özel bir bal mumu, yağ bazlı koruyucu ceviz renkli boyamız var. Onu kullanıyoruz. İşte yüzeyinde çizilmemesi için laminantı kullanıyoruz. Aynı dokular, aynı detaylar. Çok ince zarif yerlerde de var. Mesela şuradaki hikaye ya da işte cam çerçevelerinde kullanılması. Tabii yani geçiş noktaları. Ben şu tarafa geçtim. İsterseniz bir banyo tarafını görelim.
Bu araç 17 metreküp olduğu için korkunç Ferah. Siz 1.90 falan mı boyunuz? 1.90 evet. Yani onun üzerinde daha 30-35 santim mesafe var. İşte banyoya, banyonun içi de komple laminatla kaplıdır. Bak detaylarda meşe ve ceviz uygulaması kullanıldı yine tezgahta. Üst aynaların arkası dolaptır. Bastırarak açıyoruz. İki farklı yükseklik yine. Banyo dolabının içinde yine tuvalet kağıdı için oluşturulmuş bir alay var. Oradan çekip açıyorsunuz. Evet. Şu kısımdan. Burada yine ceviz dokunuşlar. Vazgeçmedik. Beyazla cevizin kombinasyonu da böyle tam Akdeniz evlerindeki havayı anımsatıyor. Dar alanı genişletmek açısından beyaz doğru bir renk bence. İşte bunda hem karşı renk hem üst havalandırmada basıp da açabileceğiniz. Yine dokunmatik ledimiz var. 28'e 28 hekimiz var. İşte gece lambası diye geçiyor bizim bu son birkaç tane araçta uyguladığımız. Harika. İşte bunlar da bizim geçiş noktalarımız hep cevizdir. Evet. Sıcak dokunuşlar. Yani bu incelikte ilk biz uyguladıydık bunu. İşte bir ilk karavanlarımızda. Yani onun tesfiyesi, oraya alıştırılması, etmesi hep el emeği, işçilik. Tabii bizde kalıp sistemi yok. Biz tamamen yapacağımız projeye göre, neticede bu araçların işleri verevlidir. Her koyduğunuz noktada kalıp değişir. Yani bizim prensibimizde ilk önce izolasyon yapılır. İzolasyondan sonra ahşap uygulaması yapılır. Ahşap uygulamasının bütün bağlantı noktaları macunlanır. Macunlandıktan sonra güzel bir zımparadan sonra işte iğne deliği kalmayacak kadar. Yani izolasyon için önemlidir bu. Yani bizim eski yaşlılar derdi yani bir iğne deliğinden bir öküz araba soğuk girdi gecede diye. Bu önemli yani. Yine bu biraz farklı bir tasarım. Şey, Ted Ford'un dolabını kullanmışsınız ama genelde hep mutfak tarafında oluyor. Bu sağ tarafta yer kazanmak için. Evet yani girişinde birazcık geniş olması için, yatağın çıkış noktasının geniş olması için buraya aldık bunu. 3 sistem buzdolabıdır bu. Yine bu aydınlatma ambiyans etkisi tamamında devam ediyor. Bir bütünlük arz ediyor orada da. Tabii burada bizim gece lambalarımız var köşelerde ufak. Dip evet. Noktalar işte yaslanıp kitap okurken. Onları da gördüm. Üst kısma yine bir kitaplık yaptık. Karavan camları kullanılmış. Yatak herhalde 1.50 gibi. 135 santimetre yatağımızın eni. 193 santimetrede, 192 santimetrede yatak boyumuz var. Yine burasını bu şekilde verevli yaptık ki giriş çıkışlar ferah olsun. Yattığımız zaman kendimizi bir baskı altında hissetmeyelim. Onun dışında işte çift katlı olduğu için dediğim gibi yani 25'e yakın kapağımız var bu araçta. Çok teşekkür ediyorum bu kısa tur için. Kıymetli vaktiniz için. Türkiye'de ilk kez yapılıyor bir fuar. Umarım verimli geçer sizin açınızdan. Daha doğrusu karavanseverler açısından. Biz neticede butik üretim yapıyoruz. Bizde araçlar seri çıkamıyor maalesef. Her parçası el emeği, göz nuru olduğu için kalıp formatı yok bizde. Bizim için ahşap önemli. Ahşabın geçiş hareleri daha önemli. Yani desen takiplerinden tutun. Budakların bile yerleşiminde bir harmoni var. Ve bilerek yapılmış, bilerek alıştırılmış parçalar. Burada gözü hassas olan kişiler anlayabilir. Mesela parkelerin geçiş çizgi hizaları, yönleri bile farklı noktalarda uygulandığına göz önünde bulundurarak hepsi bir desen takip içerisindedir. Yani şu üst sıra, alt sıra arasında iki uyumu görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Çok şık olmuş. Elinize sağlık. Bu arada markanın sosyal medya hesaplarından size ulaşabilirler. Sabri Bey biraz mükemmeliyetçi bir adam. Hem firma sahibi hem de elini işten ayırmadan sürekli her karavana dokunan kesinlikle bir imalatçı. Ben bu arada şu mesajı da vermek istiyorum. Yani yerli üretici, ben bugün burada bulunmamın nasıl sebebi? Hem sizlerle tanışmak, hem sizleri insanlarla tanıştırmak. Hem de yerli üreticinin gelen talep doğrultusunda potansiyelini bulması, arz talep dengesi içerisinde potansiyelini bulması, daha çok yerli ürün olması, kaliteli üretim yapan yerli üreticinin hak ettiği yeri bulması, emeğinin karşılığını alması keza. Biz bu işi yapıyoruz. Neticede biliyorsunuz malumunuz dünyadaki karavanla ilgili en büyük fuar Düsseldorf fuarıydı. İşte 2018 yılındaki fuara biz iştirak ettik.
Yani en azından yapmış olduğumuz işlerle kendimizi bir uluslararası arenada kıyaslamak açısından gittik zaten oraya. Yani bizim üretimimiz butik tarzında, yani kişiye özel, kişinin zevkini, ruhunu, işte doğadaki gezeceği kendi formatını görüp o şekilde özel üretimler yapmak. Neticede aracın ölçüsü belli. Yani 13, 15 bir de 17 metreküpün içine bu kadar detayı sığdırmak kolay bir iş değil bence. Yani emek isteyen bir iş. Bunun dışında işte bu gezi sonucunda gördük ki aslında yani Türkiye'deki butik üretim yaptığımız göz önünde bulunacak olursak yani biz o kadar da kötü değiliz. Yok estağfurullah. İstenildiği zaman Türkiye'de çok güzel şeyler olacağını da biliyorum ama neticede bazı şeyler de kültüreldir. Biraz yani, da zaman geçmesi ve tecrübe geçmesi gerekiyor. Yani ben herkese verdiğim bir örnek var. Mesela diyorum ki Büyükçekmece'den çıkın İskenderun'a kadar her tarafta yazlık var yani baktığınız zaman ama yani Avrupa'da da işte bu kültür var. Tabii insanlar artık tercihte bulunacak. Yani karavan mı, yazlık mı? Bundan dolayı yaşadıkça görecekler tabii güzellikleri, doğayı. O zaman fuarı kaçıranları da fabrikaya, showroom'a bekliyoruz diyelim ve videoyu kapatalım. Spasa umarım zaman geçtikçe her yerde olacak, Avrupa'da, Türkiye'de. Yani yollarda daha çok dağ keçisi logosu göreceğiz. Aynen. Çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktiniz için. Beni kırmayıp aracı anlattığınız için. Çok mersi. Güzel bir fuar geçirmenizi dilerim. Hepimiz için.